Babur recule yenfi velede emraetihi hine yuledu hel yula'anu bihi emde. Bu bab, bir adam ailesinin çocuğunu nefi ediyor. Bu çocuk benden değil. Doğduktan sonra mı? Hemen de olmaz da. Hel yula'anu bihi emde. Li'ana davet edilir mi, edilmez mi? Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kal haddesena Habban, ha ve haddesena Rabi'ul Me'zzin, kal haddesena Esedun, kal haddesena Mehdi ibn Meymun, en Muhammed ibn Abdillah ibn Ebi Yakub, en il Hasan ibn Sa'd, kal Rabi'un fi hadisihi. Rabi hadisinde dedik, o da kimdir? Mevlel Hasan ibn Ali, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kölesi. En Rabahin, kal etit Osman ibn Affan. Rebah diyor ki Hazreti Osman radıyallahu anh'a geldim. Fekale dedi ki inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kada hükmeyledi. Ennel velede lil firaş. Çocuk firaşındır, nikahındır. Bir kadın zina ise, o zaniden çocuk getirse, o çocuk kimden sabit olur? Nikah sahibinden. Zaniden olmaz. Niye? Nikah kimin? Çocuk onun. Hazreti Osman radıyallahu anh bunu haber verdi. Haddesena Yunus, kâle akberene ibn-i Vehbin, kâle akberene Malik, an ibn-i Şâb-i Zühriyi, an Urveten, Âişete, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hazreti Âişe radıyallahu anh'a diyor ki, Peygamber Efendimiz buyurdular, el veledü lil firâş ve lil âhiril hacer. Bir adamın nikahında kadın var. Kadın da zinadan bir çocuk doğursa, bu çocuğun nesebini o zani iddia etse ki ben ona zina ettim, bu çocuk benden oldu dese, o çocuğun nesebi zaniden sabit olur mu? Olmaz. Ya kime ilhak edilir? Kadının nikahı kimin üzerine ise ona ispat edilir. Ya zaniye, ahir zani demek. Ona da taş. Ona da taş verilir. Yani mehrum kalır. Çünkü olur ki o kadın zengindir. Kalkar onu iddia eder ki o çocuğun babası ola, anası öldü mü çocuğa kalacak, çocuk da öldü mü malına kalacak. Bunu yalandan da iddia edebilir. Ona taştan başka bir şey verilmez. Saniye. Yani ona hiçbir şey yok. El veledü lil firâş ve lil âhiril hacer. Şimdi bu hadisi getirmesin de, çocuk doğduktan sonra aralarında ihtilaf olsa, bu çocuk babadan mıdır, başkasından mıdır, böyle bir ihtilaf olursa, şeriat o çocuğu babasına veriyor, zariye vermiyor. Mülâne de olmuyor. Aralarında lianda yok. İlla ki o adam diyecek ki hayır, bu kadın filanla zina etti der. Zina ispat ederse o vakitte lian olur. Çocuk benden değildir diyor. Kimden bilmem. Bu vakitte aralarında lian olur mu? Olmaz. İlla zina ispat edecek ki lian olur. Ama çocuk benden değildir demekle lian olmaz. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين بو حديث شريف مثلني فأنبر فالمزدان هزرة أبو هريرة روايته لدي حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبال بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Evet. Hazreti Ebu Umame'de aynı hadisi şerifi rivayet eylemiş. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni قال حدثنا محمد بن إدريس. محمد بن إدريس yani İmam Şafii. عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول Hazreti Ömer işitti ki derdi قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz hükmeyledi, bil veledi lil firâş. Böyle ihtilaf oldu, geldiler. Evet, çocuk hakkında birisi babasından diyor, öteki zaniden diyor. Peygamber Efendimiz nikah sahibine, firâş demek nikah, kadının nikahı kimin ise çocuğu ona verdi. Ona hükmeyledi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fezehebe kavmud. Bir kavim zahib oldular ki la enner recule bir adam izâ nefâ veled emraetihi karısının kendi ailesinden olan çocuğu nefh ederse benden degildir derse lem yentefi bihi benden degildir demekle çocuk ondan müntefi olmaz. Yani nesebi ondan sabit olmaz ya
illa nesep ondan sabit olur. Ve lem yula'an bihi, onun sebebiyle li'ana da davet edilmez. Ve ihtecu fi zalike, bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bima rabeynah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel bab. Bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisini istidlal ettiler. Benden değildir. Nikahı senin mi? Benden değildir demekle olmaz ki. Madem senin nikahında çocuk senin. İlla benden değildir demekle onun oğlu olmaz mı? Olur. Babası ölürse miras alır o çocuk. Hayır efendim, ben sahip olmuyorum, buna miras vermeyin demekle onu şeriat dinlemez. Ve kalu, dediler ki fel firaj, firaj yani nikah, yucib hakkal veled fi isba fi sebati nesebihi minezzevc vel mer'e. Evet. Madem arada nikah vardır, o çocuğun hakkını vacip kılar. Ne de nesebenin sübutunda, minezzevci babasında, vel mer'eti kadında. Feleyse lehuma, gerek babası gerek kadın için olmadı. İhracuhu minhu, o çocuğu, o nesebini çıkarmak. Lili'anin vela gayrihi, ne li'an sebebiyle ne başka bir sebeple çocuğun nesebini çıkaramazlar. Nesep ikisinden de sabit olur. Ve halefen fi zalika aharun. Şimdi bir kısmı böyle dedi, bir kısmı da bunlara muhalefet ettiler. Ne dediler? Fekalu, dediler ki bel yula'anu bihi, belki adam çocuğu nefi derse, benden değildir derse, onu şeriat li'ana davet eder. Gel lanet et bakalım. Ve yentefi nesebuhu, eğer li'an yaparsa, adam dört defa şehadet ediyor ki eşhedü billah ennehu leyse minni. Dört defa şehadet ediyor ki bu çocuk benden değildir. Beşincisinde de kendisine lanet okuyor eğer yalancıysa. O vakıtta o adamdan nefh ederler ve yulzemu ümmehu, anasına ilzam olunur. Yani bu çocuk anasından sabit olur. Anası inkar edemez ya. Çünkü ondan doğmuş. Ve zâlike izâ kâne lem yukirre bihi, eğer bunu ikrar etmezse. Ve lem yekun minhu, ma ondan da olmazsa hükmuhu bir şey ki hükmü ikrar, ikrar hükmü ve lem yetetavel zalik, tetavül etmezse. Bunu ne demek istedi? O çocuğun nesebi li'an olursa nesep müntefi olur, anasını ilzam edilir. Ve zalik, bu da ne vakıtta? İza lem yekün lem yukirre bihi, çocuğu ikrar etmedi. Bir de var ki li'an etti ama sonradan çocuk benimdir dedi. Yok, çocuğa hiç sahip olmadı. Li'an etti, çocuğa da sahip olmadı. Ve lem yekün minhu, adamdan hasıl da olmadı. Ma bir şey hasıl olmadı ki hükmü hükmül ikrar. İkrar etmedi ama ikrar hükmünde olan bir şey yapar. Elbise alır, ona bir yardım eder, para verir, o da ikrar gibi sayılır. Böyle bir şey de sahip olmadı. Ve lem yetetavel zalik, tetavül de etmedi. Mesele de uzanmadı. Adam hiç çocuğa sahip olmadı. O vakitte babasından sabit olmaz. Ve ihtecu fi zalike bima haddesena Yunus. Kale akberen ebn-i Vehbin enne maliken haddesehu en nafi'in an ibn-i Ömer'e enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz ferreke beynel mütelaineyni, iki li'an yapan kadın koca arasını tefrik etti. وَاَلْزَمَ الْوَلَدَ اُمَّهُ, çocuğu da anasına ilzam etti, anadandır dedi, baba da nefiyledi. قَالُوا, dediler ki فَهَذِهِ سُنَّتُنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, bu Peygamber Efendimiz'den oldu, bir sünnet varid oldu. İki adam çocuğu üzerinde ihtilaf ettiler, kadın koca, li'an ettiler. Peygamber Efendimiz'e li'andan sonra babasından değildir diye anasındandır, böyle hükmetti ve kadınla koca arasında tefrik etti. Bu sünnettir diyor. لَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا عَارَدَهَا وَلَا نَسَخَهَا. Bu hadisi şerife muariz olan başka bir hadis göremedik. Bunu neskeden bir hadis de göremedik. Abdullah ibn Ömer'den bu rivayet edildi. Öyleyse bu sabit olarak kaldı. Niye? Buna muariz hadis de gelmedi, neskeden hadis de gelmedi. فَعَلِمْنَا بِهَا, bu sebeple bildik ki enne قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, evet, çocuk nikahındır. Bu kavli şerifi لَا يَنْفِي, nefyetmez. Ney? اَنْ يَكُونَ الْلِعَانُ لِعَانُ وَلَا بِهِ, çocuk sebebiyle vaciben vacib ola izane fa, nefyederse. Peygamber Efendimiz buyurdu ki çocuk firaşındır. Bu ne demek? Adamın nefyetmek sebebiyle
çocuk müntefi olur. Fakat li'ana ne diyeceksen? Li'anında, li'ani de kaldırır. O hadisi şerif, el veledü lil firaş, binaenaleyh li'ane davet edilmez. Bunu şey etmiyor ki, beyan etmiyor ki. Yani li'an etmezlerse çocuk babasından sabit olur. Yok li'an ederlerse, li'ane gelirse li'an olabilir. O vakitte çocuk anasından olur, babasından değil. İz kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad fe'ale zâlik. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle yaptı. Adam çocuğu nefyetti, nefyettikten sonra li'ane davet etti. Adam li'an da yaptıktan sonra babasını da nefyetti, anasını izam etti. Ve ecme ashabu radıyallahu anhum min ba'di. Peygamber Efendimiz'den sonra ashab-ı kiram da icma ilediler. Alâ mâ ulbişi üzerine ki hakemû hükmettiler. Fî mirâs ibnil mülâ'ane. Ashab-ı kiram da dediler ki bir kadınla koca arasında mülâ'ane olursa o çocuğu babası sahip olmuyor. Aralarını tefrik ettiler. Li'an oldu. O çocuk anasından sabit oldu. Yarın babası ölse, anası ölse bu çocuk her ikisine de varis olabilir mi, olamaz mı? Miras meselesinde hükmettiler. Ne dediler? Fece'aluhu, o çocuğu kıldılar. La ebelehu, babası yok kıldılar. Yani o babası öldüğü vakıfından miras alamaz. Çocuk ölse, çocuğun mali olsa, onun da babası yok. Babası gelip de bu benim çocuğumdur deyip onun da mal alamaz. Babası yok, addettiler bunu. Ve cealuhu min kavm ümmihi, anasının cemaatinden yaptılar. Yani çocuk ölse, çocuğun anası, bir de çocuğun anasının babası olsa, daha başka akrabaları olsa, anasının cemaati ona varis olur, o da onlara varis olur. O babasız gibi kılındı. Ve ahrecuhu, o çocuğu çıkardılar. Min kavmil mülâini bihi, onun sebebiyle lanet etmiş olan esas babadan, babanın cemaatinden çıkardılar. Miras meselesi işketi surette cereyan etmez aralarında. Sümmettefeke alâ zâlik, ashabın bu meselesi üzerine ittifak etti. Kim? Tâbi'ûhum, ashab-ı kirama tabi olanlar ittifak ettiler. Min ba'dihim, ashab-ı kiramdan sonra. Ashab-ı kiram böyle hükmettiler. Tabi'in de onun üzerine ittifak etti. Bunlar da böyle dediler. Sümme lem yezelin nâsu alâ zâli. Nas bunun üzerine devam etti. İlâ en şezze hâdel muhalifu lehu. Ta aradan bir adam çıktı, bunlara muhalefet etti. Hayır dedi. İlla bu babasından sabit olur. Bu babasına varis olur dedi. Bu muhalif dedi. Kime muhalif? Ashab'a muhalif. Ve ashabtan sonra tabi'inin ittifakına muhalif. فَالْقَوْلُ عِنْدَنَا öyleyse bizim indimizde hüküm fî zâlik bu mesele hakkında عَلَى مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in işlediği üzerinedir. Ve ashabuhu, ashabının işlediği üzerinedir. رَضِيَ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَتَابِعُهُمْ مِنْ بَعْدِهِ Peygamber Efendimiz yaptı, ondan sonra ashab-ı kiram yaptı, ondan sonra da tabi'in yaptı, işte hüküm böyledir. عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَهُ نَتَكِمْ Burada biz söyledik. وَهُوَ قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمَ صَلُّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ